Yataklanmış Kasnak projesinin üçüncü videosu için tekrar merhaba diyoruz. Parçaları daha önceki videolarımızda modellemiştik biliyorsunuz. Şimdi SolidWorks'ta bunun montajını yapacağız. Önce parçalarımızı bir görelim. Open komutuyla klasörümüze gidiyoruz. Klasörümüzde modellediğimiz parçaları şöyle ön izleme bakabiliriz. Kama, kasnak, diğer kasnak, diğer kasnak, L yatak, metrik 18 somun, civata, mil, rondela ve tabla. Bu arada tablada bir eksiğimiz var. Onu düzelttikten sonra montaja geçeceğiz. Şimdi parçaların hepsi burada görülüyor. Kontrol CTRL A ile parçaların hepsini seçip hepsini şöyle open komutuyla açabiliriz. Montaj öncesinde parçaların dosya olarak açık olması faydalıdır. Açılmasında yarar vardır. O yüzden açıyoruz. Şimdi hazır bu tablo parçası gelmişken onun üzerinde bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Şöyle ekranı büyütelim. Buralarda biliyorsunuz ölçersek eğer ölçme için burayı kullanabiliriz. Çapı seçtiğimiz zaman delik çapını bu çapın 16 mm olduğunu görüyorsunuz. Buraya bu 16 mm bunun matkap çapı yani metrik 18 vidanın matkap çapı. 16 mm matkapta deldikten sonra buraya metrik 18 vida kılavuzu çekilerek orada vida olması sağlanacak. Bunu kozmetik thread'le yapmıştık biliyorsunuz civata ve somunda. Burada da aynı şekilde kozmetik thread'le yapıyoruz. Onu almak için şuradan insert'ten annotations diyoruz. Burada kozmetik thread var. Comment arama, komut arama bölümüne yazarak da bunun ilk üç harfini yazarak da komutu alabilirsiniz. Kozmetik thread geldiğinde şurada gördüğünüz gibi circular edge diyor. Yani dairesel bir kenar seçiyorsunuz. Orayı aldı. Sonra burayı seçiyorsunuz. Çünkü hepsine de aynı şekilde metrik 18 vida görüntüsü diyelim. Bu bir unsur ama görsel bir unsur. Diş üstü çapını da 18 yapacağız doğal olarak. Up to next diyoruz. Yani sonraki unsura kadar diğer bir demle deliğin tamamı kılavuz çekilmiş gibi gösterecek. Şöyle bakın. Şu anda şuradaki üstten baktığımız zaman görebilirsiniz. Teknik resim kurallarında da böyledir. Burada kozmetik thread olduğu gösteriliyor. 4'te 3'ten biraz büyük bir yay var burada. Çember 4'te 3'ü kadar. Bu burada vida olduğunu gösteriyor. Zaten üzerine gittiğiniz zaman da bunu gösteriyor. Bir de görsel olarak bunun burada vida deseni olup olmasını sağlamak için bir özelliği aktif hale getirmiştik biliyorsunuz. Onu yapalım. Options'tan, Document Properties'ten, Detailing'den, Shaded Cosmetic Thread kutusunu çekliyoruz ve OK diyoruz. Şöyle oldu bakın. Evet, son durumu son bulunduğu yere kaydettikten sonra artık montaj oturumu açabiliriz. SolidWorks'te ikinci oturum modellenmiş parçaların montajını yapmak için kullanılan oturum. Buradan New dediğimiz zaman onu da görüyoruz. Assembly oturumu. Assembly seçiliyken OK diyorsunuz ya da Assembly'yi çift tıklıyorsunuz ve montaj oturumu açılıyor. Açılırken tabii ki önemli bir konu burası. Şuradaki mesaj, sarı fonlu mesajlar sizin ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Montajda bir ilk parça kullanılması gerekiyor. Yani bir ana parça kullanılması gerekiyor. Onu seçip grafik alana taşımanız gerekiyor. Bu iki şekilde oluyor. Ya açık olan parçaların listesinden seçiyorsunuz hangi parçayı birinci parça, ana parça yapılması gerektiğini ya da yoksa eğer açık değilse browser'ı kullanarak herhangi bir klasördeki parçanızı alabiliyorsunuz. Biz
Burada tablayı birinci parça yapacağız. O yüzden tablayı seçiyoruz ve sürüklemiyoruz. Elimiz mouse'un herhangi bir tuşuna basmadan grafik alana imleci getirdiğimiz zaman parça da otomatik olarak geliyor zaten. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Herhangi bir yere, grafik alandaki herhangi bir yere bıraktığınız zaman parça başka bir yere sürüklenip sanki bağlanıyor. Gerçekten de bağlanıyor gibi gösteriliyor. Çünkü birinci parça mutlaka bir yere bağlanması gerekiyor. Yani fix olması gerekiyor. Bunu SolidWorks sizin için baştan yapıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Birincisi buradan anlıyoruz bakın. Unsur ağacına tabla bütün unsurlarıyla birlikte geldi. Bütün unsurları burada bakın, yaptığımız bütün işlemleri burada görebilirsiniz. Bir de parantez içerisinde F harfi var. Bunun anlamı fix demektir. Yani bağlandı. Nereye bağlandı? Bir noktaya bağlıyor. Nereye bağladığını biraz sonra göreceğiz. Bu önemli bir şey. Bunu anlamanız önemli bir şey ama daha ileri gitmeden mutlaka yapmamız gereken önemli bir şey var. Her zaman bunu yapmamız gerekiyor bilgisayar ortamında, herhangi bir uygulama programı kullanırken dosyamızı bir yere bir adla kaydetmemiz gerekiyor. Save ya da save as bu aşamada fark etmiyor. Save diyoruz. Şu anda bir montaj dosyası kaydettiği için SLD, ASM uzantısıyla burada herhangi bir dosya görünmüyor. Çünkü ASM dosyaları, yani montaj dosyaları görünmesi gerekiyor. Bizim de klasörümüzün içerisinde herhangi bir montaj dosyası yok. Bu aşamada kaydederken şunu da belirtmemiz gerekiyor. Özellikle montaja geçtiğinizde parçalarınız ve dolayısıyla montajınız ya da yapacaksınız daha fazla montajlarınız mutlaka bir klasörün içerisinde olması ve aynı klasörün içinde olması gerekiyor ve mümkün olduğu kadar klasörün adı ve parçaların adları değiştirilmemesi gerekiyor. Değiştirilirse eğer montajı açtığınız zaman, yani parçalardan herhangi birisinin adı değiştirilirse montajı açtığınız zaman ilk montajda kullanılan isimle arar. Bulamazsa size bir mesaj gönderir. Böyle bir parçayı ben burada bulamadım, bunun yerine ne koyacağım diye bir mesaj gönderir. Eğer bu mesajı anlamazsanız montajınızı açamazsınız. En azından o parça ile birlikte açamazsınız. O nedenle bu önemli. Yani bir proje mutlaka bir klasör ve gerekiyorsa onun alt klasörleri içerisinde olması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar da montajların ve parçaların adlarının değiştirilmemesi gerekiyor. Değiştirilse de bilinçli bir şekilde bilerek değiştirmek gerekiyor. Neydi? Ne yaptım? Evet, buraya montajın adını yazıyoruz. Yataklanmış kasnak diyelim yine. Yataklanmış kasnak montajı ya da montaj diyoruz. Şöyle montajı dedik, yataklanmış kasnak montajı dedik. Birden fazla montaj olacağı için montaj demiyoruz. Kaydet dedik. Artık dosyamızın adı, montaj dosyamızın adı da burada var gördüğünüz gibi. SLDASM uzantısı. Yataklanmış kasnak montaj. Birinci parçamız fix. F harfinden anlıyoruz. Tabla parçası. Fix olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Parçayı tutup kaydırmak istediğiniz zaman böyle bir mesaj çıkar. The selected component is fixed diyor. Yani seçtiğiniz parça bağlandı, fix edildi diyor. Bunu hareket ettiremezsiniz diyor. Şimdi bu aşamada önemli bir şeyi daha size söylemem gerekiyor. Yani iyi bir tasarımcı olacaksanız bunlar sizin işlerinizi kolaylaştıracak diye bunu söylüyorum. Şimdi burada bir montaj ortamının temel unsurları var, bir de parçanın temel unsurları var. Ne demek istiyorum? Şurada gördüğünüz gibi unsur ağacında front plan, top plan, right plan ve orijin var. Şimdi orijine dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Burada bir nokta çıktı, farkında mısınız bilmiyorum. Burası montaj ortamının orijini. Bir de parçanın temel unsurları var. Parçanın temel unsurları da yine bizim parçayı modellerken kullandığımız front plan, top plan, right plan ve origin.
bu orijinler çakışık mı değil mi bilmiyoruz. Şöyle bakıyoruz, çakışık gibi görünmüyor. Ama çakışık olmasında büyük fayda var. Burada tesadüfen çakışık olabilir, bilmiyoruz. Peki bilmek için ne yapmamız gerekiyor? Orijinleri gör diyelim. Acaba çakışık mı değil mi? Onu da ben de merak ettim. Şöyle orijinler görünüyor bakın şu anda. Birisi parçanın orijini, diğeri montajın orijini. Şöyle hareket ettirirsek montajın orijiniyle parçanın orijini arasında dağlar kadar fark var. Bu neyi sağlıyor? Şunu sağlıyor. Mesela ben bu parçayı montaj yaptıktan sonra içini görmek istiyorum. Genellikle montaj çizimlerinde parçaların birbirleriyle doğru bağlanıp ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini görmek için kesit alınır. Kesit almak için şuradan şunu da kullanabiliyorsunuz, buradan bunu da kullanabiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman şu anda bir kesit alıyor. Ama montaj ortamının orijinini kullanarak kesit alıyor. Bu kesit düzlemini şuradan tutarak, tabii ki kaydırıp kesit alabilirsiniz. Ancak ben istiyorum ki, ben kesit al dediğimde parçanın ortasından kesit alsın istiyorum. Şöyle olsun istiyorum ama öyle olmuyor gördüğünüz gibi. Bunu yapmak için ve ileride bazı montajda yapacağımız bazı işleri kolaylaştırmak için özetle orijinleri çakıştırmamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle bu fix özelliğini geçici olarak geçersiz yapmamız gerekiyor. Yani parça hareket edebilir olması gerekir ki montaj, pardon, orijinler birbirine çakışsın. O yüzden tabla üzerinde sağ tuş yapıyoruz ve float diyoruz. Fix'in karşılığı float. Yani hareket edebilir, yüzer gezer anlamı çıkabilir buradan. Float diyoruz. Artık parça, burada gördüğünüz gibi parantez içerisi eksi hale geldi. F harfi kalktı oradan. Şimdi parçayı biz hareket ettirebiliriz. Dolayısıyla orijinleri de çakıştırabiliriz. Orijinleri çakıştırmak için şöyle yapabilir miyiz acaba diye bakıyorum. Yok, yapamıyoruz. Mutlaka ilişkilendirmemiz gerekiyor. İlişkilendirmek için de yine CTRL tuşunu kullanıyoruz. Ya da pratik olarak yapmayalım şimdi bunu. İlişkilendirmek için şöyle yapıyoruz bakın. En pratiği bu. Şurada assembly araç çubuğunun içerisinde mate de var. Buradan da bu pencereyi açabilirsiniz. İlişkilendirmede kullandığımız pencereyi, çünkü bu pencereyi, yani ilişkilendirme işlemini montajda oldukça fazla kullanacağız. Sonra herhangi bir unsuru seçerek, ilişkilendirmek istediğiniz herhangi bir unsuru seçerek, unsur dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Nokta bir unsurdur. Kenar bir unsurdur. Yüzey bir unsurdur. Dolayısıyla ilişkilendirmek istediğimiz unsurlardan birini seçtiğimizde açılan hızlı erişim araç çubuğu var. Duruma göre düzenlenip açılıyor. Bu çok önemli bir özellik bu program için. Buradan mate diyorsunuz, yani ilişkilendir diyorsunuz. Sonra dikkat ederseniz bakın, biraz önce şuradan açtığım pencere yine buradan açıldı ve seçtiğim unsur buraya kaydedildi. Şimdi ilişkilendirmek istediğimiz ikinci unsuru seçiyoruz. İki unsur birbiriyle ya da aynı ilişkilerde olacaksa birden fazla unsur birbiriyle eşleştirilir. Genellikle iki unsur kullanacağız bu aşamada. Bunu da seçtiğimiz zaman bakın dikkat edin, bu da buraya kaydoldu, pencereye kaydoldu ve bize bir yine bir teklif geldi programdan. Diyor ki ben eksenleri de, dolayısıyla planları da çakıştırdım diyor, kabul ediyorsan diyor, ve çakıştırma bu. Komans edin, çakıştırma. Eksenler, planlar da çakıştı. Ne demek bu? X, X'e, Y, Y'ye, Z, Z'ye. Dolayısıyla front plan, right plan, top plan da birbirine çakıştı. Kabul ediyorsanız onaylıyorsunuz. Evet, şu anda orijinler çakıştı bakın. Mavileri gördünüz. Bu maviler bizim kafamızı karıştırmasın diye orijinleri görmeyelim. Gerektiği zaman görebiliriz. Gör görme listesinden bunu kontrol edebiliriz. Vakit kaybetmeden mate penceresini kapattıktan sonra hemen tabla parçasını fix yapıyoruz. Mutlaka birinci parça, ana parça, diğer parçalar onun üzerine ilişkilendirilerek montaj yapılacağı için
fix yani bağlı, sabit olması gerekiyor bir noktada, orijinde. Evet, böylece montaja başlamış olduk. Yıldız var burada, dikkat ediyorsunuz. Hemen disket simgesini kaydediyorsunuz ya da sol elinizi de kullanıyorsanız ki kullanın, CTRLS yapılarak son durumu son bulunduğu yere kaydediyorsunuz. F tuşuna basarak fix yapabilirsiniz. Şununla da yapabiliyorsunuz. Zoom to fix. Evet, şimdi diğer parçaları alacağız. Şimdi buraya hemen bu L yatağı koyacağız. Şuraya. Daha sonra L yatağın içerisindeki diğer parçaları sırasıyla takacağız. Sonra da diğer taraftakilerin simetrisini alacağız. Montajda izleyeceğimiz kural bu. Simetri alma. İki boyutta da, üç boyut yaparken unsurlarda da, montaj yaparken parçalarda da kullanılması gereken ve işimizi çok kolaylaştıran bir özelliktir. O yüzden bir tarafı yapıp diğer tarafının simetrisini alacağız. Dolayısıyla yeni bir parça insert etmemiz gerekiyor. Insert Component komutunu alıyorsunuz. Listemizden seçiyoruz. Neyi? L yatağı. L yatak bakın şöyle geldi. Şimdi bu L yatakla bunun rengi aşağı yukarı aynı gibi görünüyor. Dolayısıyla bunun renklerinde hani fark edelim diye bir değişiklik yapabiliriz. Böylece parçaların bu gölgelendirme renklerini de değiştirmeyi öğrenmiş oluruz. Parçayı seçiyoruz. Open diyelim. Buradan bakın listeden open diyoruz. Parçanın dosyasını açmış olduk böylece. Renk değiştirmek için şurayı kullanabiliriz. Birçok yöntem var. Ama şimdilik burayı kullanalım. Yeri geldiğinde başkasını da kullanabiliriz. Appearance diyoruz. Ve renk paletinden bir renk seçiyoruz. Şöyle yapalım. Bir koyu olsun. Daha sonra diğerlerini daha koyu yapabiliriz sırasıyla geldiğimiz zaman. Burayı kapatalım. Son durumu son bulunduğu yere CTRL-S ile kaydettik. Ctrl Tab'la montajımıza tekrar geldik. Evet. Şimdi L yatağımız burada bakın. Bunu ilişkilendireceğiz. Yani bunun üzerine koyacağız. Koyabilmek için böyle taşıyarak, sürükleyerek, döndürerek filan koymamız mümkün değil. Mutlaka ilişkilendirerek koymamız gerekiyor. İlişkilendirme ne demek? Yüzeyi yüzeyi, kenara kenara, deliği deliğe çakıştırmak demek. Önce yüzeyi yüzeye çakıştıralım bakın. Ne olacak? Bu L parçası, L yatak diyoruz, ilişkilendirilecek. Bu yüzey nereye? Tablanın bu yüzeyine oturacak. Birinci ilişki bu. Teklif ediyor program bize. Coincident diyor dikkat ederseniz. Çakıştırıldı. Kabul ediyorsanız onaylıyorsunuz. Sonra bu parça burada duracak. Ama nerede duracak? Delikler aynı eksenli olacak şekilde duracak. Kenarlara göre mesafe de verebiliriz ama böyle durumda en iyi ilişki delikleri çakıştırmak. Şöyle yapıyoruz bakın. Tekere basıp döndürüyoruz. Deliklerden birinin iç yüzeyini seçiyoruz. Şöyle bakın şeydeki, şöyle görelim. Seçtik. Bakın hemen bu unsur buraya kaydedildi. Sonra tabladaki vidalı olan delik yüzeyini, silindirik yüzey orası. Seçiyoruz. Bakın hemen taşıyor onu oraya. Ve bize bir ilişki teklif ediyor. Konsantrik. Konsantrik, eksantriğin karşılığı. Eksantrik, kaçık eksenli demek. Konsantrik de eş eksenli demek. Yani iki silindirik deliğin yüzeyleri aynı eksende olsun demek. Eş eksenli diyoruz ve onaylıyoruz. Şimdi ikinci ilişkiyi de böylece atamış olduk. Bu tam anlamıyla bağlı değil şu anda bu tabla buraya. Tablaya bu yatak tam anlamıyla bağlı değil. Yani tam olarak ilişkilendirilmedi. Bakın böyle dönebilir. Dolayısıyla bir ilişki daha atamamız lazım. O ilişki de hangisi? Diğer delikleri çakıştırmak. Eş eksenli yapmak. Seçiyoruz. Şu anda bakın yanlışlıkla ben seçtim. Bu yüzey burada kayıtlı. Ama ben o yüzeyi ilişkilendirmek için kullanmayacağım. Böyle hataları her zaman yapabilirsiniz. Çünkü mouse'u çok kullanıyoruz.
Rastgele tıklayabiliriz farkında olmadan herhangi bir yüzeyi, kenarı. Buna dikkat ediyorsunuz. Bu durumda burayı boşaltmak gayet kolay. Sağ tuş yapıyorsunuz. Clear Selection diyorsunuz. Temizlendi. Şimdi delikleri bir daha seçiyoruz. Seçtik. Bakın oraya kaydoldu. Diğer deliğin iç yüzeyini seçiyoruz. Tabladaki vidalı deliğin iç yüzeyini seçiyoruz. Yine konsantrik yaptı bakın. Onaylıyoruz. Perspektif baktığımız zaman durum şu oluyor. Mate penceresini kapatalım. L yatağı tam olarak bağladı bakın. 3 tane ilişki var. 3 ilişki bunu burada sabitlemiş oldu. Önden baktığımız zaman şöyle. Üstten baktığımız zaman böyle. Yandan baktığımız zaman da böyle görünüyor bakın. Perspektif bakarsak şöyle görüyoruz. Evet, son durumu son bulunduğu yere kaydettik. Devam ediyoruz. Şimdi şuraya, şu deliğe burç takılacak. Çünkü mil bu burcun içerisinde çalışacak. Böyle bir makine parçası. Çok kullanılan bir yerde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Yani öyle bir niyetimiz yoktu bunu yaparken. Kullanılıyor olmayabilir. Ölçüler çok uygun değil çünkü. Ama bir temrin gibi düşünülebilir. Çeşitli makine parçaları var. Evet, insert component diyoruz ve burcu alıyoruz. Şöyle burcu aldık. Burcun rengini de biraz daha koyulaştırma yapabiliriz. Onu da kendi üzerinde yapalım. Şöyle seçiyorsunuz. Buradan appearance diyorsunuz. Şöyle seçtiniz. Burcun body'sini, kendisini yani. Yani burada face'i yapabilirsiniz, montajı yapabilirsiniz. Burcun boss extrude'unu yapabilirsiniz, body'sini yapabilirsiniz. Biz burcu, burç parçasını renklendireceğiz. Dolayısıyla bir koyulaştırıyoruz şöyle. Onaylıyoruz. Şöyle oldu bakın. Şimdi ben ilk başlayanlar için şunu tavsiye ediyorum. Aslında gerek yok. Daha ileride iyice montaja alıştığınız zaman göreceksiniz ama ilk başlayanlar için şunu tavsiye ediyorum. Böyle serbest olan, yani ilişkilendirilmemiş ya da herhangi bir yere bağlanmamış parçaları sol tuşla tutup herhangi bir yere taşıyabilirsiniz. Bu move. Sağ tuşla tutup herhangi bir konuma döndürebilirsiniz. Şöyle. Döndürdünüz ve ben şunu tavsiye ediyorum ilk başlayanlar için. Orijinal yerine, yani taşınacağı, takılacağı yere ve montaj yapılacağı konuma yaklaşık olarak getirebilirsiniz. Biz bunu şuraya bağlayacağız. Dolayısıyla bu konuma getirdik ve ilişkilendiriyoruz. Yine ilişkilendirirken bu sefer de pencereyi kullanalım. Yani direkt hızlı erişim araç çubuğundan gitmeyelim. Pencereyi açalım. Mate penceresi açıldı. Unsurlar penceresi boş. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki bu yüzeyle bu yüzey birbirine ilişkilendirilecek. Geometrik olarak parça ilişkilendiriyor. Diyor ki burada olabilecek ilişki diyor. Konsantrik ilişkisi diyor. Sen de kabul ediyorsan onayla diyor program. Onaylıyorsunuz. Birinci ilişki buydu. Şimdi bu parça buraya takılır. Ancak burada durabilmesi için, bizim istediğimiz yerde durabilmesi için mutlaka ne olması gerekir? Bir ilişkinin daha atanması gerekir. O ilişki de şu. Bu burcun yüksekliği ile bunun genişliği aynı. Aynı yüksekliği, yani 15 mm. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Mate penceresi açık. Unsurlar bölümü boş. Burcun şu yüzeyini seçiyorsunuz. Sonra yatağın şu yüzeyini seçiyorsunuz. Hemen oraya bakın ne yapıyor? Çakıştırıyor. Yüzey yüz getiriyor. Onaylıyorsunuz. Şimdi burada burcu bağladıktan sonra bir üçüncü ilişkiye daha eğer tam sabitlemek isterseniz gerekli ama bence gereksiz. Bu burada dönebilir. Dönmesinin çok fazla bir montajda önemi yok. Üçüncü ilişki olmadığı için bakın burada parantez içerisinde tire var. Yani yatak gibi değil. Yatak hareket edemiyor ama bu burada dönebilir. Dönmesinin şu anda bir sakıncası yok. Dönmeyecek ama illa yapmak isterseniz başka ilişkilendirmelerle onu orada sabit tutabiliriz. Ama gerek yok şimdilik. Evet. Şimdi sırayla takacağımız parça buraya rondelayı takacağız.
Arkasından mili takacağız. Mile kamayı takacağız. Sonra rondelevan mili, pardon, yatağı, burcu ve rondeleyi diğer tarafa mirror yapacağız. Belki şeyleri de buradan, işte civataları da takıp somunu da takıp yapabiliriz. Evet, öyle yapmakta fayda var. Öyle yapalım. Şimdi rondeleyi alıyoruz. Insert komponentten şöyle rondeleyi alıyoruz. Rondeleyi aldık. Şuraya koyduk. Bunu da aynı şekilde burçta olduğu gibi ilişkilendireceğiz. Önce bu sefer yüzey ilişkisi yapalım. Yani sırası önemli değil ilişkilendirmenin. Mate dediniz. Şu yüzeyi seçtiniz. Bakın bunu buraya çakıştırdı. Bir de ne yapacağız? Burçla delik aynı olacak. Fark etmez, dış yüzeyi de iç yüzeyi de seçebiliriz. Seçtik silindirik iç yüzeyi. Burcun iç yüzeyini seçtik. Konsantrik oldu ve çakıştırdı. Burcu buraya takılı böyle tutarken mili buraya bağlayacağız. Şöyle bakın. Önden baktığımız zaman şöyle oldu. Üstten baktığımız zaman böyle oldu. Perspektif bakınca böyle. Şimdi buraya mili takabiliriz. Onayladık burayı. Insert komponent dedik. Mili alıyoruz. Mil burada bakın. Mili aldık. Mili bir koyu yapabiliriz. Yapalım buradan mili. Koyulaştıralım rengini. Mili yapacağız buradan. Çeşitli unsurlara ayrı ayrı renkler verebiliriz. Son verdiğimiz renk buydu. Mil şöyle olsun. Ya da şöyle olmasında da fayda var. Evet, biraz daha koyu olsun. Böyle daha iyi. Çok karanlık olmasına gerek yok. Evet, şöyle aldık. Şimdi nereyi nereye takacağımıza bakıyoruz. Şu çap buraya geçecek. Nereden biliyoruz? Ölçerek bakalım. Ölçme komutunu aldınız. Burası 20. Çap 20. Buradaki çapta 20 olması gerekiyor. Hem burcun hem de rondelanın delik çapı 20. Gördüğünüz gibi. Oraya takılacak mil. Sonra şuradaki alın yüzeyi de rondelaya değecek. O nedenle önce onu yapalım bence. Bu yüzeyi seçiyoruz. Mate diyoruz. Rondelanın bu yüzeyini seçiyoruz. Oraya çakıştırıyor şu anda gördüğünüz gibi. Ancak eksenel yapmıyor. Niye? Henüz daha onu yapmadık. Nereye yapacağız? Şu silindirik yüzeyi bakın buraya kaydetti. Nereye? Burca takıyoruz. Şöyle takıldı bakın. Dikkat ederseniz şurada bir çıkıntı var. Bu arada burada bir ölçü farklılığı mı var diye ben bakmaya çalışıyorum ama yok. Burada şey var, chamfer var. O yüzden öyle görünüyor. Kendimi iyice tatmin edebilmek için bu aşamada son durumu son bulunduğu yere kaydetmişken hemen bir kesit alayım ve kesit almanın ne demek olduğunu görelim. Şöyle bir kesit aldık. Dikkat ederseniz orijinleri ve dolayısıyla eksenleri ve dolayısıyla planları, yani düzlemleri çakıştırdığımız için artık kesit al dediğimiz zaman böyle oldu. Şöyle önden bakarsak nasıl takıldığını görüyorsunuz bakın. Mil bu, burç bu, yatak bu, rondela bu. Evet. Kesitten çıkıyoruz. Şimdi sırada kamanın takılması var. Kamayı taktıktan sonra buraya kasnağı takacağız. Arkasından da simetrik olan parçaları takacağız. Yani buraya somunu takacağız. Buraya civataları takacağız. Diğer tarafı onların simetrisini alacağız. Böyle yapmakta fayda var. Evet, şimdi yapacağımız işlem insert komponentten kamanın alınması. Kamayı aldık bakın. Kamayı kama kanalına takacağız. Takarken yine önce yüzeyleri ilişkilendiriyoruz. Sonra da bağlayabilecek şekilde diğer ilişkileri arayıp bulacağız. Şöyle yaklaşık konuma getirelim. Sol tuşla tutup çekiyorum.
Tabii ki yaklaştırdım. Alt yüzeyi seçiyorum. Yani tekerle döndürüyorum. Şöyle bakın, ortamı döndürüyorum. Alt yüzeyi seçiyorum. Kamanın alt yüzeyini. Mate diyorum. Mate penceresi açılıyor. Ve burada unsur görünüyor. Sonra da kama kanalının alt yüzeyini seçiyorum. Şu anda buraya çakıştırdı. Kamayı buraya takabilmek için şu silindirik yüzeyleri kullanabiliriz. Bu da eş eksenli ilişkisi verir bize. Silindirik yüzeyi seçtik. Kama kanalının silindirik yüzeyini seçtik şöyle. Bakın oraya takıldı. Ancak bu durumda kama burada hareket edebilir şöyle. Bunlar geometrik unsurlar. Buraya bağlanabilmesi için ya şu yüzeyi buradaki yan yüzeye çakıştıracağız ya da buraya da konsantrik ilişkisi atacağız. İkisi de olabilir, fark etmez. Şöyle yaptık, oraya takıldı. Bakın kamayı da takmış olduk böylece. Kama da takıldı. Önden baktığımız zaman görebiliriz şöyle kamanın ne demek olduğunu. Kamanın dibini görmek için de görünmez kenarları kesik çizgiyle göster diyebiliriz. Kama içeriye takıldı gördüğünüz gibi burada da görüyorsunuz. Şimdi gölgeli duruma geçelim. Perspektif baktık. Yani montaj sırasına göre, elde yapacağımız montaj sırasına göre bunları bağlamamız gerekiyor. Şimdi buraya kasnağı takıp somunları ve arkasından da cıvataları bağlamamız gerekiyor. Evet, yapalım. Insert component diyoruz. Kasnağı takacağız. Önce düz kasnağı alalım. İlk yaptığımız parça kasnak parçası bu olduğu için. Şöyle bakın. Düz kasnağı aldık. Kama kanalı kamanın üzerinde bulunması gerekiyor. Bunu yaparken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Yan yüzeyleri yani kama kanalının yan yüzeyiyle kamanın yan yüzeyini ilişkilendireceğiz. Arkasından da deliği konsantrik yapacağız. Mile. Sonra da şu yüzeyi çakıştıracağız. Nereye? Rondelenin yüzeyine. Yani böyle yapmak daha doğru. Yani sıralama daha doğru. Çünkü eğer hemen konsantrik yaparsak ve yüzeyi çakıştırırsak bu kama kanalının kenarını göremeyebiliriz. Burayı seçtik. Mate dedik. Burası nereye çakışacak? Şöyle tekerle döndürüyorum. Kamanın, dikkat edin bakın. Kamanın yan yüzeyine çakışacak burası. Bakın hemen hizaladı. Şöyle yandan bakarsanız bunu anlarsınız hizaladığını. Bakın şurada görünüyor. Buraya hizaladı. Kabul ediyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Konsantrik yapacağız. Nereye? Deliği. Delik yüzeyini seçtiniz. Mil silindirik dış yüzeyini seçtiniz. Şu anda konsantrik yaptı. Gördüğünüz gibi. Onayladınız. Son olarak ne kalacak? Buradaki kasna göbek yüzeyini nereye çakıştıracağız? Rondeleye çakıştıracağız. Şöyle çakıştı bakın. Çakışık yaptık onu. Şöyle oldu. Şimdi bunlar birlikte dönecek. Çünkü dönmeyin demedik. Sabit demedik. Yani son ilişkileri vermedik. Dikkat ederseniz hepsi şeyli. Eksili. Fix değil. Şöyle dönebilir bakın bu artık. Şu anda dönüyor. Yani kama, mil hepsi birlikte dönüyor. Kama, mil, kasnak. İsterseniz bakalım şöyle. Bir kesit aldığımız zaman göreceğiz onu. Kama biraz döndüğü için tam olarak görünmüyor olabilir. Evet, bir kısmı görünüyor bakın. Kamanın kama kanalında ve delikte nasıl durduğunu görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi kesitten çıkalım. Yine sık sık kaydetmemiz gerekiyor. Rebuild dedikten sonra kaydediyoruz. Şimdi buraya somunu bağlayabiliriz ama şu anda ben bir şey fark ettim. Burada da vida olması lazım ama biz midi yaparken bunu yapmamışız. Yani buraya bir vida unsuru, vida görüntüsü eklememişiz. O yüzden hemen mili açıyorum. Open diyorum. Milin şu yüzeylerine metrik 18 vida, cosmetic thread diyoruz buna. Vida görüntüsü ya da vida unsuru açıyoruz. Nereden yapıyorduk bunu? Insert'ten
Annotations'tan şuradan Cosmetic Thread diyoruz. Seçiyoruz şöyle. Bu kenarı seçtik. Arkasından bu kenarı da seçtik. Çap, diş dibi çapı 16 olacak. Bu onu gösteriyor. Up to next diyoruz yine. Onaylıyoruz. Şöyle oldu. Buraya yayı koydu bakın. Şöyle yandan bakarsak eğer görebiliriz. Pardon, önden bakarsak görmemiz gerekiyor. Şu yay, vidayı temsil eden yay bu. Ama vida görüntüsü elde edebilmek için bir değişkeni değiştirmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Options'tan, Document Properties'ten, Detailing'den, Shaded Cosmetic Thread deyip onayladığımız zaman şöyle oluyor. Artık milde de ne var? Vida unsuru var. Ctrl-S ile kaydettik. Ctrl-Tab ile montaja geçiyoruz. Burada vida olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buraya somunu bağlayacağız. Insert Component'ten somun metrik 18, metrik 18 somunu şuraya alıyoruz. Bunu bir kademe koyulaştırsak olur mu? O gerek yok çünkü burası zaten koyu, hepsi görünüyor. Gayet kolay. İsterseniz hemen şöyle orijinal konumuna döndürelim. Arkasından şu yüzeyi şuraya çakıştıracağız. Çünkü sabit olan sistemle dönen sistem birbirine çakışmaması gerekiyor. Değmemesi gerekiyor. O yüzden önden baktığımız zaman fark ettiniz mi? Orada bir 17,5 ölçüsü vardı. Mil bir miktar yataktan dışarı çıkıyor bakın. Dolayısıyla buraya bağlamamız gerekiyor. O yüzeyleri çakıştırmamız gerekiyor. Oraya çakıştıracağız. Bu yüzeyi seçtik. Mate dedik. Milin o dışarı çıkmış olan kısmının alın yüzeyini seçiyoruz. Buraya dayıyor dikkat ederseniz. Dışarıdan dayıyor ama şimdi konsantrik yaptığımız zaman her şey olacak. Konsantrik yapıyoruz delikleri seçtikten sonra. Artık somunu da bağlamış olduk. Şimdi somunu bağladık ancak biz bunu döndürdüğümüz zaman dikkat ederseniz mil kama ve kasnak vasıtasıyla dönüyor. Ben kasnağı döndürdüğüm zaman şu anda dönüyor. Üzerinde herhangi bir unsur olmadığı için anlamıyorsunuz ama biraz dikkatli bakarsanız anlarsınız. Şu anda döndürdüğümüz zaman mil dönüyor ama somun dönmüyor. Ama somun da dönmesi lazım. Somunun dönebilmesi için somunla mili birbirine fixlememiz gerekiyor. Yani kilitlememiz gerekiyor. Onu da şöyle yapıyorum ben. Başka şekilde de yapılabilir ama bu güzel. Mili somunu seçiyorsunuz. Mate diyorsunuz. Mili seçiyorsunuz. Arkasından lock diyorsunuz bakın. İki parçayı birbirine bağlıyorsunuz. Lock dediğiniz zaman artık şu olacak bakın. Döndürdüğümüz zaman birlikte dönecekler. Şu anda döndüğünü anlıyorsunuz. Değil mi? Evet bakın dönüyor. Zaten sistem dönmesi gerekiyor. Döndü. Şimdi yeri gelmişken cıvataları da buraya takıp diğer tarafa simetrik olanların simetrisini almamız gerekiyor. Onaylıyoruz. Son durumu kaydettik. Reboot diyerek kaydediyoruz. Insert Component diyoruz. Ve cıvata metrik 18 cıvatayı alıyoruz. Şöyle aldık. Cıvatayı bağlarken şöyle yapalım. Gayet kolay görüyorsunuz. Seçtik silindirik dış yüzeyi. Mate dedik. Şuraya bağlayalım. Buraya takılacak. Aşağıya vidalanacak. Şöyle geldi bakın. Onayladık. Şimdi şurayı da yüzeyi de seçip yatağın şu yüzeyine doğru vidalıyoruz. Buraya kadar vidaladık. Şöyle bakın. Şimdi somun burada dönebilir. Dönmemesi için ya bir ilişki atayacağız çünkü somun oraya bağlanacak. Şöyle baktığımız zaman somunun üç yüzeyini görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu yüzeyi ya da şöyle yapalım. Somunun şu yüzeyini yatağın şu yüzeyine paralel hale getirirsek somunun konumu değişmeyecek. Dolayısıyla bağlanmış olacak. Yapalım onu. Seçtik cıvatanın başının bu yüzeyini. Somun dedim affedersiniz. Cıvatadan söz ediyorum.
Şöyle yaptık, bakın paralel ilişkisi atıldı. Çünkü zaten buraya konsantrik eş eksenli. Paralel olabilir ancak burada çakışık yapamaz. Paralel diyoruz. Şöyle oldu. Şimdi bir tane daha civata buraya bağlayacağız. Civataları çoğaltmak için, yani birden fazla aynı makine parçasından kullanmak isterseniz birçok üretim yöntemi var. Yani çoğaltma yöntemi var ama benim en sevdiğim klavye ile, yani CTRL tuşuna basılıyken hangi parçadan bir ikinci, üçüncü daha elde etmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Uygun bir yere koyuyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Ne oldu? Bakın bir tane daha çoğalttık. Buraya da koydu gördüğünüz gibi. Metrik 18 çarpı 30 civata ikinci parça. Birinci bu, ikinci bu. Gördüğümüz zaman unsur ağacından seçtiğimiz zaman, üzerinde gezindiğimiz zaman onu seçiyor. Şimdi bunu bağlayacağız. Yine önce konsantrik yapalım. Vida yüzeyini seçtik. Arkasından şuradan geçireceğiz bunu. Sonra da şu yüzeyler çakışıncaya kadar, bu yüzeyle şu yüzey çakışıncaya kadar vidalayacağız. Sabitlediğimiz zaman da şöyle kaldığını varsayıyoruz. Bu yüzeyler paralel şekilde gelerek gelince sıkıştığını varsayıyoruz. Her zaman böyle olmayabilir ama bizde böyle olsun. Şöyle oldu bakın. Üstten baktığımız zaman böyle oldu. O çizgiler vida unsurlarının çizgileri, hem sonunda hem civatada hem de tablada var bunlar, biliyorsunuz milde var. Şöyle oldu. Bir de kesit alırsak eğer son durumu göreceğiz. Mirror yapmadan önceki son durumu göreceğiz. Önce eksenel kesit alıyoruz bakın ama civataları görmüyor şu anda, dikkat edin. Tam eksenden aldığı için civatalar görünmüyor. Diş civatalar eksende değil. Aradan geçiyor. Şu anda aradan kesiyor. Peki civataları da görebilmek için ne yapacağız? Kesit düzlemini sürükleyeceğiz. Şuradan tutup sürükleyebilirsiniz. Geriye doğru ya da arkaya doğru. Şu anda bakın civatayı kesmiş durumda ve bunun için yapıyoruz. Civatanın oraya nasıl bağlandığını görmemiz için. Bakın civata buraya böyle bağlanıyor. Delikten geçiyor. Buraya vidalanıyor. Burada gördüğünüz gibi dişli bir diş üstü çapı görülüyor. Vida unsuru var. Vidalandığını görüyorsunuz. Teknik resimde de bu detaylı bir şekilde görünecek yaptığımız zaman. Tabi tam eksenden kesmedik. İsterseniz tam eksenden keselim. Ne kadar orası? Yani 20 mm üstten bakıştan bakarsak tam ortasından kesip kesmediğini göreceğiz. Şu anda 20 mm değil burası. 25 mm olabilir bakalım. Evet, tam 25 mm. Şu anda tam civatanın ve deliklerin ekseninden kesmiş durumda. Bir daha önden bakalım. Şöyle görüyoruz. Evet bakın tam böyle. Bakın civata, şurası delik, buraya vidalandı. Civatanın bir kısmı deliğin içerisinde. Deliğin bir kısmı da civatanın içerisinde vidalanmış duruyor. Şurası vidalanmış bölge. İyi gösteriyor. Evet, kesitten çıktık. Şimdi sağ taraftaki yatak, yatağın içindeki burç, rondela, somun, civatalar diğer tarafta da simetrik olarak var. Bunları simetrisini alıyoruz. Ya işiniz yoksa ne yapabilirsiniz? Biraz önce yaptığımız gibi onları da buraya bağlayabilirsiniz sırasıyla. Önce yatağa, sonra işte burcu, arkasından rondeleyi, arkasından mil zaten bağlı, somunu, civataları bağlayabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ama simetrisini alma, yani aynalama da bir yöntem. Hem onu görmek adına hem de kolay olsun diye bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada lineer component pattern var. O listenin altında mirror components var. Yani çoğul olarak parçalar simetrikse simetrisini alabiliriz. Mantık yine iki boyuttaki aynalama mantığıyla aynı. Orada aynalama düzlemini temsil eden bir eksen mirror line gösteriyorduk. Burada da
aynalama düzlemini temsil eden bir düzlem göstermemiz gerekiyor. Bu bir yüzey olabilir ya da standart plan olabilir. Biz neyi seçeceğiz? Standart bir plan seçeceğiz. Hangisi uygunsa arayalım. Front plan olmaz. Top plan o da olmaz. Right plan herhalde değil mi? Evet, right plana bakıyoruz. Üstten baktığımız zaman tam ortada olduğunu görüyoruz. Peki bunu bize ne sağlıyor? Her zaman böyle olmayabilir. Biz bu tasarımı baştan kontrollü yaptığımız için böyle oldu. Nasıl kontrollü yaptık? Bir tablanın merkezi dikdörtgen çizerek merkezini orijin yaptık. Arkasından tablayı montaja aldığımız zaman tablanın orijini ile montajın orijini çakıştırdık. Dolayısıyla şu anda biz neyi kullanıyoruz? Montajın right planını ayna düzlemi olarak kullanıp sağdaki parçaları sola aynalıyoruz. Şöyle bakın. Şimdi buraya istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Parçaları seçiyorsunuz. Neyi seçeceğiz? Önce şöyle biraz içeriye doğru dalalım. Sırası önemli değil. Ama önce şu burcu bir seçtik. Oraya alacak. Götürecek zaten. Sonra yatağı seçtik. Sonra rondeleyi seçtik. Arkasından somunu seçtik. Sonra civatanın birisini, sonra civatanın ikisini seçtik. Şöyle baktık. Yani simetrik olan parçaların hepsini seçtik. İleri diyoruz. Şöyle oldu bakın. İleri dediğimiz zaman burada başka özellikler de var. O tabii ki şu anda bizim parçalarımızda yok o özellikler, ona gerek yok. El kuralı var. Burada hangi parçanın diğer türlü bağlanacağı var. Yani dört durum var burada. Şu anda birinci durum bizim işimizi görüyor. Bazen bazı parçalarda görmeyebilir simetri alırken, onu buradan tarayarak doğru simetrik konumu buluyoruz. Ama şu anda bizde gerek yok. Birinci durum bütün parçalar için uygun bir aynalama durumu. Onayladığımız zaman göreceğiz bunun ne demek olduğunu. Şöyle baktığımız zaman artık parçalarımızın hepsini burada olduğunu görüyoruz. Simetrik olanlar da buraya geçti. Onayladığımız zaman ve bir kesit aldığımız zaman içini görebileceğiz. Şöyle içini gördük bakın. Biraz önce civatalarla birlikte görmüştük. Son kesit düzleminin olduğu yerde. Peki tam eksenden kesmek isterseniz, yani kamayı da görmek isterseniz ne yapacaksınız? Kesit komutunu bir kere daha alıp şuradaki 25 milimetre mesafeyi sıfır yaptığımız zaman, ya da elle de kaydırabilirsiniz ama elle milimetrik kaydırmak biraz zor oluyor. Şöyle bu sefer de kamayı göremiyoruz ancak. Niye? Döndürdük bunu çünkü biz. Kama döndü. Kamayı görebilmek için biraz daha yukarıya doğru almamız lazım. Şu anda kamayı görebileceğiz ama kesiti yenilememiz gerekiyor bu konumdayken. Ona gerek yok zaten, bu dönecek. Şu anda döndürdük kamayı. Bakalım görebilecek miyiz? Evet, tam düşey konumda olmasa bile kamayı burada gördük bakın. Yani şöyle de döndürebilirsiniz. Birlikte dönüyor bakın. Nasıl döndüğünü görüyorsunuz. Evet, son bir işlem yapacağız. Nedir o son işlem sizce? O son işlem, buraya biz düz kayış kaşnağı bağlamıştık ama biz 3 tane kasnak yaptık biliyorsunuz. Bu 3 kasnağın da hepsini buraya bağlamak isteyebiliriz. Birini görüp diğerini görmek istemeyebiliriz. Yani üçünü de bağlayabiliriz. Tabii ki bir kere de birini göreceğiz. O nedenle şöyle yapıyoruz. Diğer kasnağı da insert edip bağlayabilmek için bu kasnağı, şurada gördüğünüz gibi kasnağı sapres yapıyoruz. Yani geçici olarak yok. Ama diğer şeylerin hepsi var burada gördüğünüz gibi.
Şimdi ne yapacağız? Diğer kasnağı buraya bağlayacağız. Hangisi? Kasnak V'yi bağlayalım. Hani görmek adına bunu yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Ben önce şöyle yapmayı düşünüyorum. Yine daha önce olduğu gibi kamanın yan yüzeyine, kama kanalının yan yüzeyini çakıştıracağız dışarıdayken. Seçtik, mate dedik. Arkasından aynı taraftaki kamanın yan yüzeyini seçiyoruz. Şöyle oldu bakın. Ondan sonra konsantrik yapalım bunu. Şu durumda dikkat ederseniz. Şimdi konsantrik yapıyoruz. Yani kasnağın delik yüzeyini seçiyoruz. Milin silindirik dış yüzeyini seçiyoruz. Şu anda konsantrik oldu. Şimdi de alın yüzeylerini çakıştırıyoruz. Kasnağın göbeğinin alın yüzeyiyle rondelanın alın yüzeyini çakıştırıyoruz. Şöyle bakın. Çakıştırdığım zaman bütün montaj tamamlandı. Yani bu sırayla yaparsanız zorlanmazsınız. Öbür türlü hemen konsantrik yapıp ya da yüzeyleri çakıştırırsanız sıkıntı olabilir. Önce kamayla kama kanalını, sonra konsantrik yapıyorsunuz, delikleri çakıştırıyorsunuz, sonra da alın yüzeylerini çakıştırıyorsunuz. Şimdi V kayış kasnağını da bağlamış olduk. Şu anda V kayış kasnağı var. Diğerini görmek istersek, mesela V kayış kasnağını ne yapalım? Geçici olarak geçersiz yapalım. Diğerini unsuppress yapalım. Bu kasnağı görüyoruz. Şimdi ikisini de geçici olarak geçersiz yapıyoruz. Öbür kasnağa bağlıyoruz. Bir kasnağımız daha vardı diyorsunuz bize. Onu alalım. Insert component diyoruz. Hangisi o? Kasnak T, yani trigger kayışı kasnağı. Şu. Bir kere daha montaj yapacağız. Dolayısıyla böyle sizin bunun montajı yapmanız, üçüncü tekrar oluyor kasnağın montajı. Yine yan yüzeylerden çakışacağız. Şunu şöyle bir döndürelim. Şuradan tekerle döndürerek kamanın yan yüzeyini seçiyoruz. Mate diyoruz. Ve aynı taraftaki kama kanalının yan yüzeyini seçtik. Şimdi kamanın yan yüzeyini seçiyoruz. Şu anda orada çakıştırıldı. Bakın çakıştırıldı. Çakışık simgesini verdi bize. Onaylıyoruz. Sonra konsantrik yapıyoruz. Delik yüzeyiyle silindirik dış yüzeyi mildeki konsantrik yaptık. Şimdi alın yüzeylerini çakıştırıyoruz. Seçtik. Sonra rondelen alın yüzeyini gösterdik. Şöyle. O da oraya çakıştı. Onaylıyoruz. Bir perspektif bakış yapalım. Trigger kayış kasnağı da bu şekilde oldu. Böylece 3 parçayı da bağlamış olduk. İkisi görünmüyor. Birisi görünüyor. Aynı anda birisi görünebilir zaten. Şöyle yapıyoruz. Şimdi şu vida dişleri bizi rahatsız edebilir. Yani oradaki vidayı temsil eden şeyler var. Dörtte üç çemberler var. Onlar bizi rahatsız edebilir. Onu görmeyebilirsiniz. Görmemek için ne yapacaksınız? Bu unsurları görme diyeceksiniz. İsterseniz onu da yapalım. Ctrl Tab'la önce Civata'ya geçiyoruz. Civata'nın hem bu kozmetik tretini hem de şuradaki yayı görmemek için Options'ı seçiyorsunuz. Onun orada olduğu biliyoruz. Gerekirse tekrar bunu geri alabiliriz, düzeltebiliriz. Document Properties'ten, Detailing'ten şu ikisini de kaldırıyoruz. Bu kozmetik tretin elemanlarının görünüp görünmemesini sağlayan özellik. Onayladığımız zaman şu anda görünmüyor. Var ama görünmüyor. Var olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın şurada var. Bu o demektir. Ama biz gösterme dedik onu çünkü montajda biraz görüntüyü güzel göstermiyor. Aynı şekilde somunda da bunu yapıyoruz. Options'ı açtık. Document Properties'ten, Detailing'ten şu iki çeki kaldırıyoruz. Kozmetik thread ile ilgili. Kaldırdık. Bu da böyle görünüyor. Ctrl-S dedik.
Tekrar montaja gelelim bakalım. Ne olacak? Biraz sadeleşti. Neredekiler kaldı? Mildekiler ve tabladakiler. Açalım onu. Tablayı açalım. Böyle de açabiliriz. Montajdan parçayı seçtiniz. Hızlı erişim araç çubuğundan open part diyorsunuz. Bunu da yapalım. Options dedik. Document property istiyoruz. Detailing'den kozmetik threadleri kaldırdık. Onayladık. Şöyle görünüyor. Var ama görünmüyor şu anda. Son durumu kaydettik. Montaja geçtik. Bir tek mil kaldı. Mili açalım. Mil parçasını şöyle seçip buradan open demek daha doğru. Daha kolay diğer bir deyimle doğru tartışılabilir tabii ki. Aynı işlemi bir kere daha yapıyoruz. Document Properties, Detailing, kozmetik threadleri kaldır dedik. Onayladınız. Son durumu son bulunduğu yere kaydettiniz. Montaja bir kere daha geçtiniz. Şöyle. Şimdi V kayış kasnağını unsuppress yapıp kasnak T'ye suppress yapıp V kayış kasnağını unsuppress yapıp bunu görebilirsiniz. Başka yöntemler de var da şimdilik böyle olsun. Diğer kasnağı biz V kayış kasnağını suppress yapalım. Bunu da unsuppress yapalım. Düz kayış kasnağı kalsın. Son olarak Ctrl S ile son durumu son bulunduğu yere kaydettik. Montajımız da böylece bitmiş oldu. Evet, eğer ben yaparken hızlı bir şekilde yapamadıysanız yavaş yavaş videoyu oynatıp yapmaya çalışın. Sonra da bir kere de videoyu izlemeden kendiniz yapın. Öğrenmenin kuralı çok tekrar etmektir. Evet, bu videomuz da böylece bitti.